Adapazarı merkeze bağlı Taşkısı Mahallesi'ndeyiz ve bir seradayız. Yanımızda serayı işleten Kemal Bey var ve Kemal Bey ile serada nasıl bir bitki besleme ürünü ve nasıl bir gübre kullanırlar sohbet etmek istiyoruz. İlk önce kolay gelsin diyelim. Sağ olun efendim, teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Taşkısı Mahallesi'nde seranızdayız ve kıvırcık görüyoruz. Sadece kıvırcık mı yaparsınız? Evet, kıvırcık yapıyoruz. Yazın ne yapıyoruz? Yani yazın domates, ondan sonra salata, bu tür ürünleri yetiştiriyoruz. Peki soralım, kıvırcık üretiminde bu yıl yeni bir bitki besleme gübreyle tanışmışsınız. Onun hikayesi nedir? Nasıl tanıştınız? Ne şartlarda ektiniz? Şimdi onun hikayesi şöyle oldu. Biz tam fideyi diktik. İki gün sonra kar yağdı. Bayağı da yerde kaldı kar. Biz ne yaptık? Ürün yetişmedi. Kaldı. Zaten bu biyoferi de önceden beri izliyordum televizyonlardan. Bayisine geldim. Adapazarı'nda bayisi varmış. Çosoğlu diye. Bize oradan biyoferi verdi. Hem yağmurlama hem kökten. Onları aldık, kullandık. İşte gördüğünüz gibi bu hale geldi mesela seramız. Memnunuz. Bu kıvırcık bu şekilde olmazdı. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü başka yerlerde de izliyorum televizyondan. Yani böyle olacağını zannetmiyorum. Çünkü marul bak burada canlı. Evet, yeşil canlı, ve parlak. Hem yeşil hem parlak hem şey. Yani bunu vurduğun zaman marulu bir kere 15-20 gün 3 çeşit ilaç gübre kullandık biz mesela. Yapraktan verdik bunu. Yap bir şeyi marulu çok canlı tuttu. Yani bir ikinci vurmamıza kadar o devam etti. Ondan öbürüne tekrar bir de 3 sefer vurmuşum buna. Olay bitmiş yani. Ve maşallah iri desek iri, yeşil desek yani, yeşil, canlı mı, canlı, parlak. Yani daha iyisi olur mu kıvırcıkta? Ya olabilir yani, hava şartları, yani dediğim gibi yani hava şartları daha iyi olsaydı bu daha iri olabilirdi yani. Peki kıvırcıkta kullandık. Diğer yaz için ne düşünüyorum? Yaz için bunu devam edeceğim. Diğer arkadaşlara tavsiyem, kullansınlar, denesinler. Seyrettiğim kadar var. Yani diyorsunuz. Yani varmış. Görüyorlar zaten, benim arkadaşlarım, komşularım bana geliyorlar mesela. Hatta birkaç kişiye adreslerini verdim. Alsın, kullansınlar. Tavsiye ederim ben. Herkes fayda görür. Yani bunu, bu çıkmış bir ürün. Niye kullanmasın? Denemesin. Diğerlerini denedik. Yani onlar da iyi ama biyofer bence daha iyi diyorum. Daha iyi diyorum. Biz size çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı hasatlarınız olsun. Bereketli yıllarınız olsun. Sağ ol, Allah razı olsun cümlemize. Adım Mehmet Sever. Menekşe Solakköy muhtarı. Aynı zamanda çiftçiyim. Süper biyoferi 2010 yılında deneme amaçlı kullandım. Çok büyük randıman aldık. 3 senedir de kullanıyorum. Yan tarafımdaki bahçede biyofer kullanılmadı. Şu an onun çiçek durumu %50 civarında. Ama sol tarafımdaki şu an %100 çiçek tutmuş durumda. Ben erik, badem, kiraz, cevizde süper biyoferi kullandım. Kullandığım eriklerde, meyvelerde irilik çok önemli. Kalite çok önemli. Bilhassa erikte 2011 yılında erik yöremizde çok noksandı. Ama benim ağaçlarda çok erik vardı. Vatandaş noksan olmasına rağmen 1000 TL'ye 1 TL'ye erik sattı. Biz de 2,5 TL'ye erik verdik. Ve kalitede büyük randıman aldık. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim.